Şimdi sık sık elektrik kesintisi sebebiyle bu doğa olaylarından kaynaklanan sebepten dolayı işte aşırı derecede yüksek gerilime tabi olan hatlar söz konusu. Bundan dolayı da işte çeşitli şekilde aboneler zarar görmektedir. Bununla beraber işte kazalar söz konusu. Mevcut şebeke direklerine işte araçların çarpması, box dediğimiz o dağıtım panolarına araçların çarpması söz konusu. Bunlar işte yaşanan gerçekler. Bundan dolayı çeşitli şekillerde elektriklerimizde dalgalanmalar söz konusu oluyor ve cihazlarımız arızalanıyor. Böyle bir şeyle karşılaşıldığında kesinlikle zaten TEDAŞ o tarih itibariyle bu arızanın söz konusu olduğunu ve doğa olayından dolayı kaynaklandığını zaten bilindiği için bu arızaların tamamı MEDAŞ tarafından karşılanmaktadır. Gidip müracaat edildiğinde cihazının yandığını, o hattın zaten onların kontrolü altındadır ve bilgisi altındadır. Notunu alınmıştır. Şurada şu şekilde arıza olmuştur diye. Vatandaşlarımızın bu cihaz tamiratı konusundaki ödemelerini MEDAŞ temin etmektedir. Ama şaibeli şekilde işte dilekçe vererek, sırf elektriğe yükleyerek cihazının yandığını söyleyen aboneler söz konusu. Burada da tabii işte tüketici hakem heyetine başvuruluyor. Başvurulduğunda tüketici hakem heyetinin işte o günkü temsilcisi veya o konuyla alakalı temsilcisi kimse, bilirkişisi kimse o konuyu alıyor. Ta ki elektrik üretiminden binanın son noktasına kadar aynı şebeke hattında çeşitli şekillerde sondajlar yaparak gerçek manada şebekede arıza olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Bundan dolayı da tespit doğru olursa işte tüketici hakem heyeti raporunu tutuyor ve olumsuz şekilde yani şebekeden kaynaklandığını belirtir şekilde tüketici hakem heyetine bildiriyor. Komisyon toplanıyor, komisyon değerlendirmesi oluyor. Ondan sonra vatandaşın işte talebi yerine getirilmesiyle alakalı teminatta bulunuluyor ve vatandaş bu mağduriyetini ortadan kaldırıyor. Burada önemli şey şu, vatandaşımıza da biraz görev düşüyor. Baktılar ki elektrikte böyle dalgalanma oluyor. Eğer evdeyseniz bunu fark etmişseniz tek bir sigorta, yani biz kaçak akım sigortası dediğimiz tek bir sigorta. Şık diye kapattığınızda bütün sistemi kontrol altına almış oluyorsunuz. Baktınız ki aradan 10 dakika, 20 dakika veya 5 dakika geçti. Kaldırdınız. Herhangi bir sorun yok. İşte zaten olay bu. Yani saniyeler içerisinde gelişen bir olay ve cihazların zarar görmesi saniyeler içerisinde oluyor. Vatandaşlarımız biraz daha bilinçli davranırlarsa bu şekildeki tutumlarla karşılaşmazlar. Ama mağduriyetlerini gidermek için tüketici hakem heyetine başvurarak gerçek manada sorumlunun kim olduğunu tespit ettirebilirler.